Merhaba arkadaşlar. Salih abimizle röportajımız devam ediyor. Provalar ve güzellik yarışları konu başlığındayız. Sorularıma devam ediyorum ben. Abi, müsabakada Gaga'nın havalandığı nasıl anlaşılır? Ve Gaga sorunu yaşandığında Gaga ekleme yapıştırma aynı normal Gaga gibi işler görüyor mu? Bir hayvanın Gaga'sının havalandığını nereden anlıyorsun? Müsabaka esnasında hayvan gagasıyla tutup bunlar ayaklarından çırpışma yapıyorlar. Şimdi gagayla tuttuğu zaman kaçırma deriz biz. Gaga kaçırıyor ve tuttuğunda vuramaz, tutamaz. Ağzıyla iyi tutamaz. Böyle Kendini sabitleyemez oraya yani. sabitleyemez. Çünkü bu hayvanın ağzını iyi tutup hani sabit bir yerden iyi tutup hani ayaklarımla vuruyor bunlar. Bu arada ayaklarını vururken işte o mamuzlarını kullananlar var. Biz gerçi o mamuzlarını törpülüyoruz, zımpara yapıyoruz veya mamuzluk takıyoruz gibi. Ağzının tutuşunun güçlü olması lazım ki ayak vuruşunun da aynı noktadan hız alıyor. Ayak vuruşunun da ona göre olması lazım. Bu sefer kaçırmaya başlıyor. Tutuyor vuramıyor, tutuyor vuramıyor. Peki yapıştırma gaga Şimdi görüyor mu Ayş? onu su esnasında, su molasında anlıyorsun zaten sistemin içinde müsabaka esnasında. Su esnasında bakıyorsun. Onun altında bir hafif bir kızarıklık, pembelik gibi. Böyle bir kızarıklık, kan oturması gibi. Böyle bir tırnağın altındaki etin kanın hareket hali gibi. Böyle bir durum oluyor. Onu gözle görüyoruz. Bu işi bilen arkadaşlar, bizler anlıyoruz onu. Onu gagaya tekrar bir bant ve üstünü bir iple bağlayıp o arada müsabaka devam ediyor tabii. Müsabakaya devam ediyoruz. Yani o. Ha, yapıştırma konusuna gelince, şimdi onu o antrenmanlardan önce veya müsabakadan önce gagasında problemler varsa o hayvanın, işte bu kümeste arıza alabiliyor. Evet. İşte horozdan, didişmeden falan bu dediğim gibi çok hırslı bir hayvan. Yani yediyor bir yere gagasını çarpabiliyor. Gagası arıza alıyor. Alt gagası, üst gagası. Genelde üst gagalar belli bir zaman içinde 2 ay, 2,5 ay gibi, 3 ay gibi zamanda gelebiliyor. Gagası düşerse. Alt gagalarda gelme olasılığı çok zor. Ucundan atarsa gelebiliyor ama genelde alt gaga gelmiyor. Onu ben de yaşadım ya. Bir Ha. yavru da öyle. Şimdi yapıştırma işine gelince o o gaganın üzerinde bozukluk olursa şayet bir başka horozdan alınmış bir gagayı da böyle oraya montalayıp tekrar bağlayıp bantlayıp öyle de atabiliyorlar müsabakaya. Ama genelde işte bu durum oluyor. Müsabaka gagası bozulduğu zaman hayvanın performansı düşüyor. Buradan anlıyoruz gaganın düşmüş olduğunu veya gagada bir sorun olduğunu. Teşekkür ediyorum abi. Şimdi çapar, Plymouth, beyaz ve benzeri renkte horozlar var. Ama genelde yaygın horozlar hani vişne, kırmızı tonları. Horozun rengi olur mu? Bu işin renkle bir ilgisi var mı? Bu işin renkle ilgisi çok büyük bir olasılık yok. Ancak şöyle bir durum var. Yıllar önce işte Plymouth damızlıkları dediğimiz damızlıkları, işte Plymouth yumurta tavukları ırkları da var. Bu renk olarak baktığımız zaman. Şimdi bazı arkadaşlar yani şöyle diyor. Bunun kökünde, özünde bu Plymouth'tan bahsediyorum. Hint tavuğundan ziyade işte bu yabancı kan o tavukların ırklarından karışmış olabilir gibi. Yani yıllar önce bu Plymouth'ları ilk bahsettiğim Tayyar abiler, Cem abi var Kıbrıs'ta, Cem Kılıçkaya. Onlar getirdiler o damızlıkları. Harika İlan dediğimiz İlan abimiz, İlan Varlık. Onlar. Ben kendim şahsen bu Plymouth damızlığının çok böyle efsane bir kaliteli bir damızlık olduğuna, Plymouth rengini ben inanmıyorum. Ha, arkadaşlar ya işte bizde öyle Plymouth'lar var, şöyle işte 5 müsabaka yaptı, 10 müsabaka yaptı, işte müsabakalarda iyi. Ya olabilir, ben o konuda itiraz da etmiyorum kimseye, herkese saygı duyuyorum ama ben bir Plymouth damızlığını yani kendi damızlıklarıma katmadım bugüne kadar. En iyisi de olsa, en fiziklisi, en şekillisi de olsa, benim için hani 5 müsabakası da olsa ne onlardan bir tavuk ürettim ne bir hevesim oldu yani.
Biraz tercih meselesi herhalde. Biraz tercih meselesi ama genelde introzları genelde kırmızıdan, çilden. İşte zaman zaman mesela tavuk tüylü dediğimiz horozlar var. Bunlar az çıkan horozlar. Beyazlar az çıkan. Çaparlar az çıkan. Ama rengin çok büyük bir tercihi yok. Ama Plymouth renginde belki benim bir fobi. Plymouth renginde şeyim yok. Burada ordulu çok eski bir abimiz vardı horozcu. Bir adamla aran iyi değil mi? Veya adamı sevmiyor musun? Ona bir Plymouth domuzluk hediye et. Horozculuğu bitsin gibi konuşuyor. Şakayla evet. Karışık. Öyle diyordu. Biz de gülüyorduk tabii bu muhabbete. Evet. Renk seçimi böyle bir şey yani. Ama mesela bazı insanların sevdiği renkler olabilir. Bazısı çil rengini çok sever. Bazısı işte vişne rengi dediğimiz işte böyle koyu kırmızı. Bazısı Arap'ı sever. Bazısı beyazı sever. Herkes bir şey sever. Heh, görsellik tabii. Görsellik farklı. Var yani. Peki abi. Gaga ve Mahmuz ayarlaması nasıl ve ne zaman yapılmalı? Mahmuz ayarlaması derken bunlar ya hayvanlara zarar vermesin diye müsabakalardan önce bu hayvanların eğer mahmuzları batar gibi ise bunu ufak bir zımparayla kendine pek bir zarar verdirmeden zımparayla böyle batarını karşıdaki horoza zarar vermesin diye sileriz genelde. Abi uzunluk olarak bir standardı var mı? Ya uzunluk olarak çok büyük bir standartı yok. Uzunluğun standartını karşıdaki müsabakayı yapacak olan arkadaş geliyor. Bazı arkadaşlar da var. Onlarda bir psikoloji var. Çok mahmuzu uzun olmasını istiyor. Çok uzun olunca çok iyi mahmuz kullanıyor. Anlamı da çıkmıyor aslına bakarsan. Kırılma ihtimali var. Kırılma ihtimali var kökünden. Bazıları işte çok uzun mahmuzu bırakıyor. Bazıları var. Hatta özellikle böyle ucunu sivritmiş gibi getirenler bile var. Yani biz bunlara karşıyız. Yani buradaki gaye karşıdaki hayvana illa zarar verircesine, hayvanı perişan edercesine. Size göre uzunluk anlamında mesela santim deseniz ne diyebilirsiniz? Bir ya santim. Normal bunu kullanan hayvan zaten bu mahmuzu kullanan hayvan yani bir santimini de kullanabilir. İşte diyorlar nohut diyorlar, efendim fasulye diyorlar falan. Gibi konuşmalar var horozcular tabirlerinde. Evet. Yani bunu kullanan ufak da olsa kullananı kullanıyor bu mahmuzu. Kullanamayan isterse 2 santim olsun. Kullanamayanı zaten kullanamıyor. Zaten iyi horozlarda bizler mahmuz kullanan horozu horozcular daha ziyade tercih eder. İşte el kalitesini mahmuzla birlikte elinin güçlü kuvvetli olması bunlar yani tutulan bir şeyler yani. Zaten böyle 5 dövüşü, 7 dövüşü bilmem 10 dövüşü olan horozlar %80 bu mahmuz kullanan horozlardır yani genelde. Peki abi gaga yapısının da bir tercih sebebi midir? Yani belirleyici şimdi midir? Genelde hangi gagayı tercih edersiniz? Irklarına göre horozlar değişiyor. İşte dedim ya yapılarına göre. Bazıları normal yaprak gaga dediğimiz düzgün böyle uzun ince gagalı falan bazıları böyle çift taraftan oluklu gaga dediğimiz böyle gagası daha güçlü kuvvetli gözüken horozlar var. Ben şahsım olarak o oluklu gaga olmasını falan işte ayaklarının desenlerini horozun kafa tipini, fizik tipini ne bileyim ağız uzunluğunu falan bunlara biraz dikkat ediyorum, heves ediyorum yani ne bileyim bazı özellikler arıyorum. Aa diyeceksiniz ki ya gagası düz veya yaprak veya ince gaga olanlar kötü hayvan mı? Değil. Yani öyle hayvanlarımız oldu. 5-6 müsabaka yapan hayvanımız oldu. Mesela Bursalı bizim çok eski bir Hamdi abimiz var. Yıllardır, 30 yıldan fazla tanışırız. Hamdi abimiz zamanında biz de oraya damızlığa götürdük. Onda yavru çıktı. Müsabakalar yaptı. Mesela onlar genelde yaprak gagalıydılar. Ama iyi horozlar çıkarttık. İyi horozlar müsabakalara soktuk. Festival yarışmaları falan da yaptı zamanında. Böyle yani durumlar. Hmm. Bakıyoruz. Gaga ama tercihimiz oluklu gaga dediğimiz benim şahsi tercihim. Daha uzun, daha öyle sağlam. Daha sağlam. İki taraftan böyle kanalları olan bir gaga modeli vardır. Horozun ırkına göre değişir. Onlar tercihim. Benim kendi tercihim. Yani bazı arkadaşlar bunlara dikkat eder veya etmez bilemem. Ama genelde eder yani işi bilenler. Abi su verme nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Su müsabaka esnasında su verme derken
Ondan bahsediyorsun. He, aralarda. Ya da provada da oluyor yani. Provada da oluyor. Şimdi su hayvanın nefes yapmasına göre, yani kondisyonuna göre genelde gırtlağının altından, boğazının altından sulama, işte kanatların altından sulama gibi veya arka taraftan alt tarafına. Yani bunların şimdi rahat... abi lafını biliyorum. Bazıları mesela bacak tüylerini alıyor horozun. Popo etrafını alıyor. Hani evet. Su vermede daha çabuk serinlesin diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya o su vermede serinlesin diye derken biraz bazıları gösterişle ilgili de yapabiliyorlar bunu. Bir de yaz aylarında havalar sıcak olduğunda müsabakalarda hava da sıcak. Hayvan da nefes yapıyor. Ama şu an yapan da var. Ama şimdi işte o arada kolaylasın diye bunun su radyatörü öyle diyelim. Bunlar yani terleyen hayvanlar gibi değil de nefesten, gırtlaktan alt tarafına, arka tarafına suyu bol vermek. İşte ayaklarının dedim ya kanatlarının altlarını nefesini alabilmek. Böyle su veriyoruz yani. İşte siz boynuna falan su vermek. Şu bacak bölgesini açmayı siz uyguluyor musunuz? Zaman zaman mevsimine göre, horozuna göre uyguladığımız oluyor. Yani orayı akasla kesiyoruz. Yazları daha ziyade. Şimdi sen kışın horozu hemen müsabaka yapmıyor, bir şey yapmıyor. Oralarını kesmenin anlamı yok. Yani hayvanın doğasını bozmaman lazım. Tabii müsabakalara girecek olanlarına bu tür şeyler yapılıyor. Yani alt taraflarındaki tüyleri artısı var mı diyorsunuz o dönemde? Ya oluyor tabii. Sulamada oluyor. Ne bileyim hayvanın hareket halinde olmasından oluyor. Nefes yapmasında oluyor. Bunu zaten dışarıki ülkelerde Tayland, Vietnam, işte bu tür Kamboçya, bu tür yerlerde de zaten müsabakalarda görülür yani. Hı. Hayvanların altlarını falan. Oralar aşırı sıcak. Oralar da aşırı sıcak. İşte bizim de bunu sıcak havalarda daha ziyade yapabilirsin yani. Ama bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Bazısı görsellik olsun diye yapıyor. Ama bunun esas şeyi su vermede öyle rahat olur yani. Alt taraflarını sulamakta kolay olur. Abi uzun süreli maç yapan hayvanın bir sonraki ya da müsabakası da ne kadar bir süre geçmeli? Yani uzun 45 dakika derken, ve üzeri ya da 1 saat ve üzeri. Şimdi bu hayvanın karşısındaki horozla yaptığı müsabakaya bağlı. Şimdi çok iyi hayvanlar ikisi birbirinden müsabaka yaparlar. Bazıları vardır kısa da alt eder. Yok, o yüzden hani uzun diye sordum ya. Uzun sürdüyse bir sonrakine kaç gün geçmeli? Ortalama en az 15 ile 21 gün arasında bir zaman lazım buna. Yani bir civciv 21 günde yumurtadan çıkar. Ağır idman geçirmiş, ağır müsabaka yapmış hayvanların 21 gün dinlenmesi gerekir. Yüzündeki işte hataları, kendini toparlasın yani. Kendini toparlaması falan. Bunlar öyle. Abi horoz bariz bir şekilde üstünken neredeyse bir çizik bile almamışken neden bırakıp kaçar? İstisna da olsa bunlar duyuluyor yani. O karşısındaki horozun kabiliyetinden olur %80. Ama baskın görünüyor. Şimdi görüntü öyle. Ama karşısındaki deriz ya biz horoz horozu tanır. Hayvan hayvandan anlar. Onlar birbirini anlarlar. Şimdi karşısındaki horoz iyi mahmuz kullanıyorsa arada bir de kullanıyorsa veya işte biri kart biri yavruysa bakar bırakır gider. Bir ikincisi mesela tüy mevsimindedir. Sahibi işte bilmez farkında olmaz. Horozunu haksız yere müsabakaya sokar. O zaman ne olur? Bu hayvan bırakıp gitmek zorunda da olabilir. Yani şimdi bu her şeyin başı sağlık önemli olan. Sen işte deriz ki horoz müsabakayı sahibi sayesinde yapar. Sahibi hayvanın dilinden anlayacak. Yani rahatsızsa, müsabakaya çıkamayacak gibiyse veya baktın attın da fark ettin. Böyle bir durumlarda hayvanını kollaman lazım yani. Kendin muhafaza etmen lazım. Bazı arkadaşlar işte orada hırslı ve acemi olanlar mı desem ne dersem öyle düşünün. Kaldırmıyor horozu. Hayvan da bırakıyor gidiyor. Ondan sonra hayvanın damızlığına suç buluyor. Bir de şunu duydum birkaç kişiden. Hint horozu çok akıllı hayvandır. Hafızası çok güçlüdür.
eğer bir sürede kaçtıysa bir dakikada. Öyle aynı dakikada gene kaçar gibi kelimeler ediyorlar. Var mı öyle bir şey sizce? Ya şimdi bir kere kaçmış bu hayvan. Yani bir şeyden ürktü, bir şeyden kaçtı, elden kaçtı, sistemden kaçtı. Ben yani tüy mevsimi yaptığı zaman hafızalarını yeniliyor gibi. Yani dedim ya, kanatlı hayvanlarda mesela kanarya kuşlarından çok ilgilendim, yetiştirdim bizzat. Bunun ötüm zamanlarında mesela, ötüm zamanlarında veya işte tüye girdiği zamanlarda hayvan lisanını bile bozuyordu. Biz ne yapıyorduk? Bu sezonlarda, bu zamanlarda hayvana tekrar hani ötüm kanı kuşlar yetiştirdiğimiz için gene kaset çalıyorduk, kaset dinletiyorduk. Şimdi tüy zamanında hayvan hafızasını ve bütün vücudunun her şeyini değiştiriyor. Ama bir horoz damızlığında da vardır. Ne bileyim yani, yine de kaçak bir hayvan, yine de insanlara, sahiplerine çok fazla güven vermez. Ama tabii sahibi onun ne olduğunu kendisi bilir zaten. Hayvan geçen sefer haksızca mı bıraktı gitti? Veya işte onun damızlığında, kanında mı vardı bu sistemler? İşte diyor ki o hali diyor anladıysan diyor, ustaysan kaçırmadan kaldırman lazım. İşte tamam, işte aynı şeyler yani. Sahibi bilir yani. Sahibi bakacak, anlayacak hayvanın dilinden. İşte böyle. Bunlar da var yani bu işler. Gerçekten bu iş ustalık gerektiren bir iş. Bu iş yani deveye hendek atlatmak derler ya. Yani bu iş öyle Facebook'ta konuşmalarla, ne bileyim. Yani ben işte baştan beri diyorum, siz diyorsunuz ya işte yılların işte horozcusu falan ya, usta horozcu. Ben yani ustalık gibi düşünmüyorum. Bu işi hani emek var, uğraşmak var, yılların birikimi var. Ben mesela zaman zaman gene kapımda hayvanlarım oldu. Ama zaman zaman işim gereği aralar verdim. Yani gene kapımda oldu. Müsabakalara gitmedim zaman zaman. İşte daha ziyade işimi gücümü takip ediyordum. O zamanlar bir koşuşturma, hayat mücadelesi devam ediyordu. Ha, bazı zamanlarda işimizi de yapıyorduk. Hani bize yoğurtçu diyorlar ya. Hem götürüyorduk, yoğurdumuzu da satıyorduk. Hem hayvanımızı da yetiştiriyorduk. Hani hepsini yapıyorduk. Önce iş. Ben hep şunu söylüyorum. Önce bir adam işine gücüne sahip çıkacak. Evine, barkına, ailesine sahip çıkacak. Sonra hayvanlara, bu hobi. Bunlara sonra zaman ayıracak. Kafasını dinleyecek. Bunlarla ilgilenecek. Ama sen şimdi hayatının her şeyini, hırsını, bütün kafa yapını, bütün aile düzenini, her şeyini bunun üzerine kurarsan, biz böyle adamlar da gördük. Bu işte başarılı da olamadılar. Belli bir zaman sonra aile düzenleri bile bozuldu yani. Onun için bunların hepsini dengeli bir şekilde götürmek daha iyi. Vallahi bence çok güzel bir noktaya değindiniz yani. Her evet. Şeyin fazlası zarar deriz ya. Evet, aynen, bu da böyle. Abi çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Değerli izleyiciler, farklı başlıklarla devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.